Bu dersimizde scope kavramını görelim. İlk olarak scope nedir? Şimdi scope en basitiyle yazdığımız bir değişkenin hangi kod parçası tarafından ulaşılabilir olup olmaması ile alakalı bir durum. Tabii ki bunları örnek üzerinden görerek tabii ki daha iyi anlayacağız. Şimdi ilk olarak global scope ve lokal scope'un ne olduğundan bahsedelim. Şimdi global scope gelip şurada bir tane name isminde bir değişken tanımlayalım ve içerisine çınar değişkeni atalım. Ve gidip bunu console.log'la şöyle ekrana yazdıralım. Şimdi bunu yazdığımız zaman her zaman gibi ekrana yazar. Tamam, problem yok bunda. Hatta tanımlamış olduğumuz bir değişkenin şöyle Window'un bir parçası olduğunu, Window objesinin bir parçası olarak tanımlandığını varsayalım, biliyoruz. Gelip şuraya baktığımızda name değişkenini burada görürüz bakın. Global olarak tanımladığımız tüm değişkenleri tanımlamış olduğumuz bütün fonksiyonlar ya da bloklar bunlara ulaşabilir. Örneğin gelip şurada bir tane fonksiyon tanımlayalım. Ve fonksiyonu örneğin şöyle log name diyelim. Ve gelip burada console.log'a gidip name yazdıralım. Bu durumda şöyle gelip log name'i de şurada çağıralım. Ve bunu yazdırdığımız zaman bakın ilk kere çınar yazdı. Yani fonksiyonun içerisinden de name'e ulaşabildik. Çünkü name fonksiyonun parantezleri dışarısında, yani fonksiyona göre global olarak tanımlanmış bir değişken. Hatta fonksiyon içerisinde yeni bir fonksiyon tanımlasanız bile bu name'e gene ulaşabilirsiniz. Çünkü en üst seviyede tanımlanan değişken name değişkeni. Peki bir fonksiyondan ziyade gelip bir tane örneğin bir blok tanımlamış olsunuz. Blok derken buna if bloğu ya da switch bloğu ya da herhangi bir for bloğu, while bloğu diyebiliriz. Bu bloklar içerisinde tanımladığınız elemanlara da gelip buradan ulaşmanız mümkün. Bakın üçüncü çınar da ekrana yazar. Peki lokal scope nedir? Global scope'u anladık. Her yerden ulaşabiliyoruz. Peki şimdi gelip biz fonksiyon içerisinde yukarıda bir tane name değişkenimiz var. Fonksiyon içerisinde bir tane değişken tanımlasak ve tanımladığımız değişkenin ismi name olsa. Yani yukarıda benim ulaşabileceğim bir name değişkeni var ama ben gelip fonksiyon içerisinde bir tane name değişkeni tanımlıyorum. Ve gelip name değişkeni içerisine örneğin adı değerini atıyorum. Ve log name'in şöyle çağrıldığına dair gelip şuradan şöyle function diyeceğim. Ve bunu kaydettiğimiz anda bakın function ada yazdı. Şuna şöyle function scope diyebiliriz. Tabii ki genel olarak global ve local olarak adlandırılıyor. İki ana başlık altında. Ancak function scope'u da ayrı bir alt başlık olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada yaptığı şey fonksiyon içerisinde tanımlamış olduğumuz değişken global değişkene göre biraz daha öncelikli oluyor. Daha öncelikli olduğu için gelip fonksiyon içerisinde tanımlanan name değişkenini burada ekrana yazdı. Yani şunu diyebiliriz biz. Şöyle gelip fonksiyonlar kendi scope'larını oluşturur. Bunu diyebiliriz. Yani her fonksiyon içerisinde tanımlamış olduğunuz değişken sadece o fonksiyona özeldir. Yani gelip ben burada var age isminde bir değişken tanımlasam. Örneğin 12 desem. Ve virgül burada age'i yazdırabilirim. Bunda problem yok. Ama dışarıya çıktığım zaman, fonksiyonun dışarısına çıktığım zaman console.log ile age'e ulaşamam. Bunu yazdırmaya kalksam burada bakın is not defined, yani tanımlanmadığını söylüyor. Yani biz fonksiyon içerisinde tanımlanan lokal değişkene, yani o fonksiyona özel olan değişkene dışarıdan ulaşamıyoruz. Peki aynı işlemi şurada yapsak. Gelip şurada bir tane age isminde bir değişken tanımlasam. Ve age'in içerisine örneğin 30 değerini atayım. Ve gelip burada sadece birbirinden ayırma amaçlı, yani function içerisinden mi yazdırmışım yoksa blok içerisinden mi yazdırmışım diye gelip buraya örneğin gelip blok scope yazacağım. Ve buraya name'den sonra şöyle age yazdıralım. Şimdi bunu kaydedersek burada problem yok. Gelip burada çınar 30 değerini blok scope dediğimiz yerden yazdırır. Peki ya burada global olarak tanımlamış olsaydım bu değişkeni, yani gelip ben burada buna örneğin 25 demiş olsam ve kaydetsem burada gelir bakın 30 yazar. Peki yukarıda 25 olarak tanımladık. Geldik burada
30 değeri yaptık. Bakalım yeni bir tane age mi tanımlamış? Aynen burada yaptığı gibi. Şimdi gelip burada şöyle console.log'la şöyle age'i tekrar yazdırayım. Yani 25 geldik burada 30 yaptık ama yeni bir değişken olarak tanımladık. Gelip burada tekrar yazdıralım. Bunu kaydettiğim zaman bakın tekrar 30 yazar. Yani buradan anlayacağım ki burada age 25, burada 30 değiştirdim ve dışarı çıktım. Aslında bunu yazmasını bekliyordum ben burada ama geldi bunu yazdı. Yani buradan şunu diyebiliriz. Fonksiyonlar kendi skoplarını oluşturur. Tamam. Ama bloklar yeni skop oluşturmaz. Bu birçok programlama diliyle uğraşanlar için burası garip gelebilir. Biz aslında if blokları, switch blokları içerisinde oluşturduğumuz değişkenlerin sadece o bloğa özgü olmasını tabii ki çoğu zaman bekleriz. Ancak JavaScript'teki gariplik burada. Peki, yukarıda yaptığımız örnek gibi bir tane de şöyle aşağıda şöyle yapalım. Acaba şöyle console.log'la şöyle ekrana biraz şunları yazdıralım ve şuradan ayıralım. Şimdi gelip bir tane bloğumuz var ve blok içerisinde bir değişkenimiz var. Hatta bu değişkenleri değiştirelim biraz. Örneğin şöyle model diyelim. Örneğin şöyle opel diyelim. Ve gelip vardan sonra led değişkenini kullanacağım ve burada örneğin year diyeceğim ve 2016 diyeceğim. Ve bir tane de şöyle const diyeceğim. Burada kalır ve kalır ise gelip örneğin şöyle white olacak. Ve gelelim bu bilgileri şurada yazdıralım. Ve virgül şöyle kalır diyelim. Ve bunu kaydedersek burada bütün değerleri yazdırırız. Problem yok. Ama gelip bunu dışarıya geldiğimizde ve kaydettiğimizde bakın year is not defined. Bakın yukarıda tanımlamış olduğumuz if bloğu içerisinde tanımlamış olduğumuz age değişkenine dışarıdan ulaşabildik yazdı. Çünkü if bloğu bizim için var if bloğu içerisindeki tanımlanan değişken bizim için yeni bir scope oluşturmadı. Ancak ES6 ile gelen şöyle diyelim ES6 ile gelen let ve const block scope oluşturur. Yani şunu diyebiliriz. Var ile tanımlanan değişken dışarıdan ulaşılır. Yani gelsem ben burada console.log ile modeli yazdırabilirim. Bunda problem yok. Bakın model yazar. Eğer gelip modelden sonra year yazdırırsam bunda yazmaz. Şurayı silelim. Şöyle year'da hata verir. Bakın Opel'i yazdı. Year'da hata verdi. Aynı şekilde year değil. Color da yazdırırsam burada da hata verir. Yani aynen fonksiyon içerisinde nasıl tanımladığımız bir değişken dışarıdan ulaşılamaz olursa skoplar, blok skoplar için yani bloklar için tanımlamış olduğunuz let ve const değişkenler blok dışından ulaşılmaz. Bu bize ne gibi yararlarsalar global olarak tanımladığınız bir değişken isminde gidip bloklar birçok blok açıyorsunuz programlar içerisinde ve aynı değişkenleri istemeden de yanlışlıkla da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla iki değişkenin de aynı değişkeni temsil etmesi çoğu zaman bizim için problem olur. Dolayısıyla biz skoplar içerisinde de aynen fonksiyonlar içerisinde nasıl özgürce değişken ismi bulup kullanabiliyorsak bunu skoplar içinde, blok skoplar içinde oluşturmasını isteriz ki zaten çoğu programlama dilinden gelen kişiler bunu tabii ki isteyebilecek. Çünkü alışkanlığımız bu şekilde. Dolayısıyla let ve const kullanımı var kullanımına göre daha çok kullanılması gereken yapılardır. Peki. Şunları şöyle yorum satırı yapayım. Problem olan yer şuradaydı. Dışarıdan ulaşamıyoruz. Şimdi gelip bu örneğimizi şöyle son olarak bir tane tanımladığımız örneğin bir değişkeni olsun ve bir tane for bloğu açalım. Ve for bloğu içerisinde var kullanalım. Ve gelip bunu sıfırdan başlatalım. I ondan küçük olduğu sürece dönsün ve i her seferinde bir artsın. Basit bir for döngüsü. Şimdi gelip console.log ile örneğin i diyelim virgül ve gelip burada i değişkenin içerisini yazdıralım. Hatta şunu i yapalım ve gelip console.log'la şu i'yi ekranda yazdıralım. Şimdi burada bir tane global olarak bir i değişkeni tanımladık ve geldik bunu en aşağıda yazdık. Ancak yazmadan önce bir for döngüsü kullanma ihtiyacı duyduk. Ve for döngüsü içerisinde de yeni bir
blok scope oluşmasını isteriz. Ki şu anda var anahtar sözcüğüyle bir i değişkeni tanımladığım için şu anda halen gelip bir değerini sıfır yaptı. Ve gelip burada tabii i'yi her seferinde bir artıracak ve dışarıda bakalım ne yazacak. Benim burada yazmasını istediğim değer aslında dışarıdaki bir değeridir. Ve gelip biz bunu kaydettiğimiz zaman bakın buradaki i değerlerini yazar. Ve gelip burada bakın global olarak yazılan değişkenin değerini de burada arttırmış oldu. Evet, bu bizim için problem. Çünkü birçok blok kullanabiliriz ve blok içerisinde değişken tanımlamış olabiliriz. Ve bu değişkenleri daha önceden global olarak tanımladıysak istemeden blok içerisindeki değişkenleri değiştirdiğimizde aslında global değişkenin içerisini değiştirmiş oluruz. Ve bu hataları bulmakta bir hayli güç olur. Burada var yerine let kullanırsak buradaki i değişkeni sadece bu süslü parantezler içerisinde var olan bir değişken olacak. Dolayısıyla ben bunu kaydettiğimde bakın i 0'dan 9'a kadar gider ama bir değişkeni burada global olarak tanımladığımız değişken olarak kalmaya devam eder. İşte const ve let'i burada kullanmanız gerekir. Bu dersimizde lokal ve global değişkenlerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Ve daha sonra JavaScript içerisinde blok scope'u aktif edebilmek için let ve const anahtar sözcüğünü kullanmamız gerektiğini de öğrendik.